Doğru mu? Evet. Şöyle şurayı bir yapıştıralım önce. Hocam bunu mu kullanacağız? Bunu şimdi mu kullanacağız? Yok yok, ikisini de kullanmayacağız. Şey yapar ki. Bu bundan daha küçük. Şimdi şöyle bir sprey yapacak mısın? Evet. Aşağıda. Tamam. Evet. Onu küçük şey yaptığımız için. Ondan sonra şeydir. Böyle daha iyi. Evet. Evet. Bunu tabii şimdi. Bunları kaldırdım. Evet. Şimdi biz bunu yapıştıracağız tabii. Yani şey yapmaz. Bunu yapıştırabilmek için camları falan hallet. Evet. Bunu yapıştıralım. Şimdi camları. Alttakini de camlarını hallet. Artık bunu buna yapıştıralım, monte yapalım ki yavaş alttan yukarı yavaş yavaş birleştirmiş olalım. Birleştirmiş olalım. İşte bu kapı şeyi buydu. Bu tamam değil mi bunun eni boyu? Evet. Yani kullandığımız kutulardan fazla cam yapıyoruz. Evet, çok fazla da bir şeyimiz yok diye düşünüyorum. Bunu böyle bağlayalım. Yapıyorum. Modelimizi yapıyoruz. Planlı çalışıyoruz, ölçek çalışıyoruz gördüğünüz gibi. Haliyle birebir şekilde oluyor. Ürünlerimizi genelde hani bildiğimiz kadarıyla öğrencilerimize aktarmanın hesabını yapıyoruz. Öğrencilerimiz var. Unutulmayı tutmuş el sanatları kategorisinde. Genellikle taka yapıyoruz. Karadeniz takası yapıyoruz. Ama bunun yanında birkaç adım, birkaç kuşak ileri giden öğrencilerimize de böyle büyük modellerde yapabiliyoruz. Şu anda mesela Karadeniz'de balıkçı teknelerimizden bir tanesi gırgır diye geçiyor tekne. Hala da denizlerimizde balık tutmaya, hamsileri tutmaya devam ediyoruz. Bizim Lütfiye Hanım da şu anda dediğim gibi Karadeniz sularında yüzen Dursun Ali Reis orijinal ismiyle, halk arasındaki ismiyle gırgırı yapıyor. Ben de yardım ediyorum. Ne kadar kursiyeriniz var hocam? Bu dönem 8 tane kursiyerimiz var. Geçen dönem 13-14 taneydi. Talep fazla. Zaten mekanımızda görüyorsanız oldukça da küçük ama yetirmeye çalışıyorum. Öyle şu andaki 7-8 tane kursiyerimizi yarı yarıya, 4 tanesi bayan, 3 tanesi bayan, geri kalan erkek arkadaşlarımız. Fakat bu bir yaşatılması gereken, el sanatının dışında yaşatılması gereken bir meslek, bir unutulmaması gereken bir sanat olduğunu düşünüyoruz. Bunları bir şekilde yaşatmamız gerekir. Bizden sonraki kuşaklara da öğretmemiz gerekir. Bayrak teslim böyle bir şey olsa gerek. Bu çocukluğumdan beri var. Çocukken de çok hevesim vardı. Bir şeyler yapardık kartonlardan, bulabilirsek ahşaptan, yontarak yapardık. Ama burada açıldığını duyduğum an, ben çanta kursundaydım. Çanta yapıyordum, deri çanta. Deri çantamız şöyle. Burası açılınca geçen sene hemen geldim. Ve şimdi burada severek çocukluğumdan beri istediğim bir bölüme geldim. Ve yapmaya çalışıyorum. Ne kadar? 2 yılda taka yaptık. Şuradaki büyük takayı yaptık. Sandal yaptık. Çekme sandalı yaptık. Bu gemilerden yaptık. Ve şimdi en son gırgırımı yapıyorum. En çok sevdiğim de bu gırgır. Tam bir terapi merkezi burası. İlaç kullanmıyorsunuz. Hastalığınızın arkasına düşmüyorsunuz. Çok çok olursak bir grip belki oluruz. Onu da burada yollarda, sokakta hapşırık tıksırık atlatıyoruz. Fakat kalıcı çok şükür buraya geldik geleli bir rahatsızlığımız yok. Ne olur evet, boşver yaşındayız. Boşver yaşındayız. Yaşımız önemli değil. Yaptığımız iş önemli. Bunu bir genç çocuk da yapabilir ama ben neden yapmıyorum? Genç olmayacağım bundan sonra. Fakat benim hayalimdeki istediğim şey bu. Neden yapmıyorum? Neden yapamam?
Ellerim hala işliyor, gözüm hala görüyor. Ve onun için ben bu işe girdim. Geçen sene girdiğimde ilk bayan bendim. Şimdi kaç? Şimdi dört bayan olduk.